Oldukça ağır hareket eden ve Güneş sisteminin Güneş'e en uzak gezegeni olan Plüton'un 2023 yılı içinde yapacağı kova geçişinin etkilerinden bahsedeceğim videomda sizlerleyim. 2008 yılından beri tüm dünyaya Oğlak Burcu sembolikleri üzerinden büyük değişim dönüşümler getiren Plüton, her ne kadar 23 Mart 2023'te Kova Burcu'na geçiş yapacak olsa da aslında bu geçiş tam bir geçiş değil. Çünkü 23 Mart ile 1 Mayıs arasında ilerleyen Plüton, 1 Mayıs ile 1 Haziran arasında da geledikten sonra Oğlak Burcu'na geri dönecek. Yani 2023 yılı içerisinde sadece kısa süreli yaşayacağız biz bu geçişi. Benzer bir şekilde 2024 yılında da Kova ve Oğlak Burçları arasında dans edecek olan Plüton, tam anlamıyla Kova Burcu'na geçişini 18 Kasım 2024'te gerçekleştirecek. Ama ben bu videomda sadece 2023 yılındaki yaklaşık 2,5 aylık Plüton-Kova etkisine değineceğim şimdilik. Astrolojide büyük dönüşüm ve yıkımların temsilcisi olan Plüton'un durdurulamaz kitlesel olaylar, sosyal sınıflar, doğal afetler, bilim ve aykırılıklarla alakalı Kova Burcu'ndaki 2023 yılındaki bu kısa yolculuğu elbette bu yıl oldukça önemli etkiler getirecektir dünyaya ve ülkemize. Bu dönemde dünya çapında insanlar arasındaki sınıf farklılıklarının bazı kaoslara sebep olması oldukça muhtemel. Tabii bu tip büyük gezegen geçişleri dünyada önemli kaosları da beraberinde getirir çünkü kaos olmadan dönüşüm olmaz. Geleneksel ve fanatik olan her tür sistemin modern ve aykırı olanla çatıştığını göreceğiz büyük ihtimalle bu dönemde. Birbirinden çok farklı sosyal sınıflar arasında çıkacak olan kitlesel olaylar ve çatışmalar tüm dünyada gözlenecektir. Ayrıca devrimle yerinden olan ülke liderleri de söz konusu olacaktır. Dünya çapında ülkelerin otoritesi konumundaki özellikle geleneksel pek çok kişinin yerine daha modern ve daha gelecek odaklı kişilerin gelme ihtimali çok yüksek. Şimdi ben bu video öncesinde bir araştırma yaptım. Bu yıl 23 Mart ile 1 Haziran arasındaki yani Plüton Kova geçişi boyunca sadece 2 Nisan'da Finlandiya'da ve 14 Mayıs'ta da ülkemizde seçim olacakmış. Tahminen bu dönemde Finlandiya parlamentosunda önemli değişimler meydana gelecek. Yine tahminen bir kadın figür devlet başkanı olacak diye düşünüyorum. Zaten bu yıldan itibaren de kadının toplumdaki gücünü her alanda artırmaya başladığını tüm dünyada gözlemlemeye başlayacağız. Kadının uyanışı başladı yani aslında. Plüton Kova geçişinde özellikle 27 Nisan ile 12 Mayıs arasındaki süreç beslenmeyi ve gıdayı ilgilendiren global bir karara dikkat çekiyor. Tahminen su ve toprakla ilgili bir sorunun ülkeleri mecbur kılacağı bir uluslararası anlaşma olacağını düşünüyorum bunun. Ayrıca uluslararası ticareti kurtarabilmek adına özellikle 15 Mayıs ile 1 Haziran arasında alınması muhtemel global bir parasal karar da söz konusu bu dönemde. Tam da 16 Mayıs'ta Jüpiter'in de Boğa Burcu'na geçecek olması bunu aslında tam anlamıyla doğruluyor. 23 Mart 1 Haziran arasındaki Plüton Kova döneminde ayrıca bir askeri hareket hazırlığı ve havadan bulaşan ve nefessiz ya da solunmayı etkileyen bir salgın hastalığına dair de vurgular söz konusu. Bu salgının kitlesel bir yayılımının olması ve ülkemize de vakaların görülme ihtimalinin yüksek olacağını söyleyebilirim Plüton Kova dönemindeyken. Astrolojide yerin altı ile ilişkilendirilen Plüton'un bu yıl Kova Burcu'ndaki bu kısa süreli yine yolculuğu, Kova Burcu'nun hava elementinde olması ve yine Kova Burcu'nun suyu kova ile boşaltan adam şeklindeki astrolojik sembolü, bunu bir hatırlayın. Burç yorumları okuyanlar filan Kova Burcu sembolüne bir dikkat çeksinler. Suyu kova ile boşaltan adam. Bu dolayısıyla tüm bunların bir araya gelmesi, işin içerisinde yerin altı, hava ve suyun bir arada olduğu bazı önlenemez doğal afetleri meydana getirebilir. Keza yerin altında meydana gelen depremler de bu dönemde gözlemlenebilecek etkilerden, dünya çapındaki etkiyi söylüyorum şu anda. Bu etkilerin tümü bana bir şekilde yerin altından yüzeye çıkacak olan, işte petroldür, doğalgazdır, bunun havayla karışarak yanmasının meydana gelebileceği bir takım felaketleri düşündürttü. Ki 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrasında doğu illerimizden bu tip yerde işte yanan bir su var falan tarzındaki haberleri hatırlattı. Bu dönemde su ile ilgili doğal afetler de bir olasılık. Çünkü 7 Mart 2023'te Satürn de Balık Burcu'na geçti ve bizi suyla sınayacak olaylara sebep olma ihtimali var. Kova Burcu'ndaki Plüton da Kova Burcu'nun astrolojik sembolündeki suyu kova ile boşaltan adam misali su ile ilgili yıkımlar verebilir gerçekten. Herkes susuzluktan bahsediyor bir süredir biliyorsunuz ama bence susuzluktan önce suyun kendisi bize afetler getirebilir bu dönemde. Özellikle yeraltı sularının yüzeye çıkması, kanalizasyon taşmaları veya yoğun yağışların getireceği seller de tüm dünyanın ve ülkemizin bir sorunu olabilir. Nitekim biz bunu dün yaşadık. Aslında henüz daha Plüton Kova geçişi olmamıştı ama bence olmuştu zamanda çünkü bir kayma olduğunu ben de düşünüyorum son zamanlarda. 8-9 günlük bir kayma olduğunu düşünüyorum. Hemen biz bu sel etkisini Satürn
Balık ve bu Plüton kova enerjisiyle görmeye başladık. Sanırım gerçekten zamanda bir kayma var ve bu eğer tahmin ettiğim gibi bir durumsa o zaman bizim astrolojik anlamda yaptığımız tüm öngörüler de zamansal anlamda kayar. Yani mesela belki Plüton kova biz 23 Mart diye düşünüyoruz ama eğer zaman kayması olduysa belki dün gerçekleşti. 8-9 günlük bir kayma varsa zaten son birkaç gündür zamanın sizin için nasıl aktığı ile ilgili de kafanızın sürekli karışık olduğunu düşünüyorum. En azından benim için öyle. Mesela pazar günü tahminen böyle bir durum oldu. Pazar günü mesela hiç gün geçmek bilmedi benim için. Böyle ilginç bir dönemin içerisindeyiz. Hayır olsun diyorum. Ama bu işin fiziksel tarafında da bu tip afetler vesaire bu tip durumlar da var yani. Satürn balık ve Plüton kovanın bir arada olması bunları getirecek gibi görünüyor. Keza her ne kadar Mart ayına gelmiş olsak da bu aralar havalar güzel gidiyor olsa da aniden bastıran soğuklar Haziran ayına kadar canımızı sıkabilir. Plüton kovanın 2023 yılındaki bu geçişiyle hem dünya için bu etki var hem ülkemiz için var. Şimdi 2023 yılındaki Plüton kova geçişinin spesifik olarak ülkemize yapması muhtemel etkilerden de biraz bahsederek videomu sonlandıracağım. 23 Mart ile 1 Haziran arasındaki bu süreç ülkemizdeki gıda pahalılığını gerçekten çok ciddi bir sorun haline getirecek gibi görünüyor. Tahminen gıdadaki pahalılık daha da artacak. Ülke topraklarımızı etkileyen afetler ki bunların ne olacağını az önce bahsettim. Depremler diyeyim, seller diyeyim, suyun içinde olduğu, yerin altından suyun çıkması filan tarzındaki böyle olaylar. Bunlar yine bizim ülkemizde de söz konusu bu olasılık. Ve bu olumsuzluk tahminen tarımla ilgili yeni politikaların ortaya konmasına sebep olacak gibi görünüyor. Doğal afetler açısından özellikle İzmir, Ankara ve Trabzon'un Karadeniz açıklarındaki hattı, böyle bir hat gibi düşünün orayı, astrokartografik olarak bu bölgenin öne çıktığını söyleyebilirim. Halkın farklı sosyal sınıflarındaki insanların ülkenin gizli düşmanları tarafından birbirleriyle düşürmeye çalışılması, bunu yaparken sosyal medya üzerinden çok ciddi bir yanlış bilgi akışı ve manipülasyon dönmesi gibi bir durum da bu dönemde oldukça olası. Yine bu dönemde Kova Burcu'nun birleştirici yönünü tercih etmemiz gerekiyor halk olarak. Ayrışmak bize kaybettirecektir. Bu dönemde ülke yönetiminde ve parlamentoda önemli değişimler olacak gibi görünüyor. Zaten 14 Mayıs'taki seçim de tam Plüton Kova dönemine denk geliyor. Yine bizde de tıpkı videomun başında Finlandiya için söylediğim gibi tahminen çok sayıda kadın parlamentoda aktif olarak görev almaya başlayacaklar ve ülke yönetiminde değişimler meydana gelecek diye düşünüyorum. 23 Mart ile 1 Haziran arasındaki bu süreçte tekstil sektörü ihracatına çok önemli darbeler gelebilir. Bazı büyük tekstil firmalarının kapanma haberini alabiliriz. Ki videomun başında geleneksel düşüncenin bu dönemde darbe alacağını söylemiştim. Okuduğum meslek olan tekstil mühendisliği sebebiyle birkaç yıl çalıştığım ve çoğunlukla geleneksel olan yapısını çok iyi bildiğim tekstil sektörünün bu tip bir darbe olacak olması ihtimali beni o yüzden pek de şaşırtmadı açıkçası. Bence bu dönemde inşaat sektörü de darbe alacak. 6 Şubat'taki deprem felaketi sonrasında yıkılan şehirlerimizin yeniden kurulması adına o bölgelerdeki enkaz kaldırma çalışmaları çok hızlı bir şekilde başlatıldı biliyorsunuz. Bir yandan da bu şehirlerin tekrar kurulması için ne diğer şehirlerimizdeki sağlam ve şu an ayakta duran tüm binaların depreme dayanımı sağlamlığı ile ilgili de bir sürü şeyler konuşuluyor biliyorsunuz. Tüm bunlara rağmen yeni bir inşaata başlamanın astrolojik açıdan doğru olmayacağını gösteren görünümler var Plüton Kova döneminde. Ayrıca bu dönemde ülkemize ve insanlarımıza çok ciddi negatif spiritüel saldırı yapılacak olma ihtimali var. Bu zaten aslında depremden beri devam ediyor. Ama Plüton Kova'da daha da dozu artırılabilir bunun. Ki negatif saldırılar da zaten insanların tahammül sınırlarını zorlamak ve içlerindeki negatiflerin ortaya çıkmasını sağlamak için yapılırlar. Bu doğaya da yapılır zaman zaman. Doğadaki bazı güçleri uyandırmak adına da yapılır. Negatif anlamda. Bu yüzden Plüton Kova döneminde koruma dualarınızı ülkemize ve kendinize eksik etmeyin diyorum. Negatif saldırılara karşı nasıl korunacağını merak edenler için birkaç hafta önce Instagram'da yaptığım bir canlı yayında bir takım bilgilendirmeler yapmıştım. O yayının linkini buraya aşağıya videonun açıklama kısmına bir ekleyeyim ben. Oradan tekrar bir izleyebilirsiniz nasıl korunabileceğinize dair. Benim Plüton Kova ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bundan sonraki videolarda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.